Evet, merhabalar. Aracınızı satmaya karar verdiniz. Aynı benim gibi. Peki aracın değerini nasıl belirleyip de internete koyacaksınız? Şimdi birkaç tane yöntem var, birkaç tane adres var bu iş için. Hatırlarsanız yaklaşık 2 ay önce bu kurumsal araç alım sitelerinin fiyatlarını size paylaşmıştım. O dönemde de yine sahibinden sitesinde bir şey var. Bu 360 derece uygulamalarında aracı satarken bir fiyatlandırma çıkıyor. Onu da şuraya eklerim. Aşağı yukarı 2 ay önce de benzer fiyatlar çıkarken bu internet üzerinden alım yapan firmalardan en çok reklamı döneni biliyorsunuz. Şöyle yazayım şuraya. O dönem 116 bin lira fiyat vermişlerken şimdi aynı araca ve sahibindendeki ortalama fiyatlar da benzerken bu fiyatı verdiler. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Aslında ikinci el piyasasının hareketlendiğinin göstergesi. Yani bu firma bile nereden bakarsanız 15 bin liranın üzerinde fiyat arttırmış durumda, aynı aracıma 133 bin lira seviyesinde fiyat veriyor. Ortalama fiyatlara da sahibinden baktığımızda orada hızlı satıcı, tok satıcı ya da işte normal şartlardaki fiyatlar olarak 3'e bölmüş fiyatları. Bunların hepsini harmanlıyorsunuz, aracınızın durumunu göz önüne alıyorsunuz. Gerçekten hızlı satmaya ihtiyacınız var mı yok mu, ona göre fiyat belirliyorsunuz. Bu duruma göre mesela bu kurumsal noktalar 133 bin lira seviyesinde fiyat verdiğine göre bir 5 bin lira üstüne eklemeniz lazım. Yani normal şartlarda siz bu aracı 138 bin lira seviyesinde rahatlıkla satabilirsiniz. Ama ne diyor? Mesela tok satıcı fiyatı 139 küsürler gösteriyor. Yani bu arabayı biraz sabrederseniz, beklerseniz, aceleniz yoksa 140 bin lira seviyesinde de satabilirsiniz. İşte basitçe araçların fiyatlarını siz de bu şekilde belirleyebilirsiniz. Bu kurumsal yerlerden teklif alırsınız. Ama özellikle kurumsal yerlerden genellikle düşük fiyatlar geldiğini gördük. Bu ara demek ki piyasanın hareketli olmasının cevabı da buradan belli oluyor. 2 ay öncesine göre çok ciddi bir fiyat artışı var teklifte. Demek ki piyasada araba ihtiyacı var ki o firmalar da bu arabaları alıp satsın. Evet, piyasanın hareketini ve fiyatlanmayı bu tarz küçük, nasıl diyeyim size, ipucularla öğrenebilirsiniz. Siz de aracı satmanın doğru zamanını fark edebilirsiniz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.